Herkese selam arkadaşlar. Bugün soru cevap videomuzda karşınızdayız. Biliyorsunuz bundan bir 3-4 gün önce, daha doğrusu bir 5 gün önce falan bir tane ETS videomuzda Kalais Duisburg yazan başlıklı videomuzda sorularınızı bekliyorum diye söylemiştim. O videonun altına gelen sorular oldu. Çok çok teşekkür ediyorum soru soran tüm arkadaşlarımıza. Bu ikinci soru cevap videomuz olacak. Ekipten sağ olsun Ferhat arkadaşım bu konuda bana yardımcı oldu. Daha öncesinde ben seçmiştim soruları ilk soru cevap videomuzda ama bu videomuzda Ferhat arkadaşımız sağ olsun bana yardımcı olmuş oldu. Soruları o seçti. Diğer videodaki soruları da örnek alarak benzerlerini seçmemeye çalıştı. Onlara dikkat ederek seçti. Ben de içlerinden toplamda bir 70 tane falan sorumuz vardı. Ben de işlerinden bazılarını çıkarttım. Çünkü yine benzerleri olmuş. Bir de soru cevap olmayan, hani soru olmayan yorumlar da vardı. Onları da çıkarttım. Toplamda bir herhalde 55-56 tane falan bir sorumuz var. Bugün onları yanıtlayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Geçelim şimdi videomuza. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa dedim kullanayım. Bugün oyun oynamadan böyle soruları yanıtlayacağım, gelen soruları. Şu şekilde göstereyim. Toplamda 56 tane varmış. Aynen. Doğru hatırlıyormuşum. Toplamda 56 tane sorumuz var. Teker teker en baştan en sona kadar cevaplayabildiğim kadarını cevaplayacağım. 56 tanesini bilmiyorum cevaplayabilir miyim ama elimden geldiğince hızlı olmaya çalışacağım. Hadi bakalım şöyle ilk sorumuzdan başlayalım. Şimdi şöyle alt taba alalım. Bakalım. Herhangi bir problem yok herhalde. Şunu da şöyle birazcık kenara doğru alalım. Görsel olarak da biraz şık dursun. Daha fazla küçülmüyor. Daha fazla küçülse aslında şöyle daha da aşağıya alabilirim ama maalesef daha fazla küçülmüyor. Evet başlayalım. Mustafa Bakır. Hilmi Baba kızmazsan bir şey soracağım. Saç ektirmeyi düşündün mü hiç? Seviliyorsun, saygılar. Ya bunda kızacak bir şey yok. Bu genetik bir şey bizde. Bizim ailemizde olan bir şey saç dökülmesi. Erken yaşta dökülüyor maalesef. Ben de erken yaşta saçlarımı kaybettim yani. Saç ektirmeyi düşünmüyorum. Zaten saç ektirmeyi düşünseydim şimdiye kadar çoktan ektirirdim. Saç ektirmeyi düşünmüyorum. Ben sürekli zaten elimden geldiğimce zaman buldukça saçımı yani kazıtıyorum öyle söyleyeyim. Yani saçı sevmiyorum aslında. Keşke hepsi dökülse de berber derdinden kurtulsam diye düşünüyorum yani. Evet teşekkür ettik Mustafa Bakır'a. Şöyle ikinci sorumuza geçelim. Natron İlker. Hiç keşke almasaydım boşa para harcadım dediğin oyun var mı? Valla yok herhalde. Dur bakalım Steam'i açalım. Steam'de hangi oyunlarımız var? Şöyle bir göz gezdirelim. Bakayım size de gözüküyor mu? Aynen gözüküyor. Yani bakalım şöyle. Burada ücretli oyunlar, ücretsiz oyunlar. Yani bütün Steam'deki mevcut oyunlarım burada. Bakalım. Vallahi muhtemelen yok arkadaşlar yani. Keşke almasaydım dediğim bir oyun. Bakıyorum. Yok yani. Çoğu ücretli oyun zaten bunların. İşte Zula falan var ücretsiz olarak. Birkaç tane oyun var ücretsiz olarak. Onun dışında yok yani. Bütün oyunları beğenerek, isteyerek aldım. Keşke almasaydım dediğim herhangi bir oyun olmadı. Evet, bunu da geçtik. İsmet Çakmak. Abi ilk bilgisayarın neydi? İlk bilgisayarım neydi? İlk bilgisayarımı abim toplamıştı. Yani abimle ortak kullanıyorduk yani öyle söyleyeyim. O dönemler tabii. Vallahi toplama bilgisayar olduğu için tam hatırlamıyorum. Yani gerçekten eski bir bilgisayardı. Yani şöyle söyleyeyim. Medal of Honor 1 ilk çıktığı dönemler diyeyim ben size. O zaman deli gibi onu oynuyorduk. Bölümlerini geçmeye çalışıyorduk abimle falan. O dönemlerde yani ilk bilgisayarım vardı. Onun öncesinde tabii ki bilgisayar kullanıyordum ama evimde bilgisayarım yoktu. İnternet kafelerde vesaire hani sürekli oynuyorduk. Ama evimdeki ilk bilgisayarım gerçekten hatırlamıyorum ama yani eski bir bilgisayar. Yani 2002-2001 falan senesinde benim ilk bilgisayarım vardı. Bunu da geçtik. Ercan CMBL. Reis hiç yurt dışına çıktın mı ve çıktıysan hangi ülkelere? Seni seviyoruz demiş.
Yurt dışına hiç çıkmadım. Yani çıkmadığım için de hangi ülkelere onu cevaplayamıyorum. Yurt dışına hiç çıkmadım ama şöyle bir lise dönemimde bir Rusya konseri vardı. Daha doğrusu yarışma vardı, hani müzik yarışması vardı. Okulda bir grubumuz vardı. Onunla katılmayı planladık. Ama daha sonradan hani açıklamalar geldi işte. Şunlar şunlar yapılması gerekiyor ya da yaş sınırlaması vesaire diye. Biz bir yaşla maalesef kaybettik. Biz o zaman 18 sanırım yaşındaydık. Ben 4 sene okudum liseyi. O dönemler 3 sene de vardı, 4 sene de vardı çünkü. Benim lisem 4 yıllıktı hazırlıkla beraber. Yani 17 yaş sınırlaması vardı maksimum. Biz 18 yaşımızda olduğumuz için sınıftaki arkadaşlarımızla, grubumuzla beraber maalesef o yarışmaya biz gidememiştik. Bizim bir alt dönemimiz olan arkadaşlarımız gitmişti. Yani öyle bir yurt dışı maceramız olacaktı ama maalesef olmadı. Rusya'ya gidecektik, gidemedik yani. Şöyle geçtim hemen. Özgül Çeker. Hilmi baba, Forza Horizon 3 çekmeyi düşünüyor musun? Forza Horizon 3 bende yok. Öyle bir oyuna sahip değilim. Çekmeyi düşünmüyorum. Yani o oyunun direksiyon desteği biraz sıkıntılı olduğunu duydum. Yani ben test etmedim tabii ki oynamadığım için ama direksiyon desteğinin biraz sıkıntılı olduğunu duydum. Gerçekten görüntü olarak falan çok kaliteli araçlar vesaire ama kullanışlık olarak maalesef. Yani benim hoşuma gitmedi, öyle söyleyeyim. Ben de biliyorsunuz ben beğenmediğim oyunları oynamıyorum. Beğenmediğim modları bile çekmiyorum ETS'de, biliyorsunuz. O yüzden hani beğenmiyorum oyunu. Tamam, çok güzeldir vesaire. Eyvallah. Oynamadım hiç ama belki oynasam seveceğim ama ben o oyuna sahip değilim. Test etmediğim için düşünmüyorum yani. Belki hani ileride olursa olur, bilemem. Yani kesinlikle oynamayacağım demiyorum. Belki olur, bilemem yani. Evet, geçtik. Muhammed Ali. Yazın Balıkesir'de bir buluşma yapar mısın? Seviliyorsun demiş. Eyvallah baba. Yazın Balıkesir'de olmuyorum. Bilen arkadaşlarımız vardır geçen yazdan. Yazları Altınoluk'ta oluyorum. Yani Balıkesir'in Körfez bölümünde Edremit Altınoluk'ta oluyorum. Yani orada buluşma zor yani. Şöyle söyleyeyim. Altınoluk'ta kaç kişi olabiliriz yani toplanmalıysak? Olsak bir kişi iki kişi oluruz ya, olamayız. O bölgede. Ama Balıkesir merkezde belki daha sonra, hani yazın değil de yazdan sonra falan belki yapabiliriz, belli olmaz yani, bir şey diyemiyorum şimdiden. Bir de nerede toplanacağız? Balıkesir'de toplanacak yer mi var ya? Parkta mı toplanalım? Atatürk Parkı'nda mı toplanalım yani? Bilmiyorum, bakarız yani, o konuda da söz veremiyorum. Bakarız, belki de yaparız bir gün yani bunu. Geçtik. Yusuf Ateş. Abi favori tırın yani ETS 2'ye başlarken tercih ettiğin çekici demiş. Favori tırım Scania benim ya. Ben Scania'yı seviyorum. Eski modelleri olsun. Şu anki en son çıkmış olan yeni modelleri olsun. Yani sıfır bir profil oluşturduğum zaman seçtiğim tır her zaman genelde Scania oluyor. Çok nadir işte böyle rastgele bir tane seçebiliyorum. Bazen Mercedes denk geliyor, Iveco denk geliyor, Volvo denk geliyor yani. Ama Renault kesinlikle tercih etmediğim bir tır, onu söyleyebilirim. Evet, geçtik. Hüseyin Tosman. Abi YouTuber'lık zor mu? Yani zor. Hiçbir işin kolaylığı yok. Her iş zordur. Tabii YouTube'da ilgilenmenin de zorlukları var. Yok değil. Zaman ayırmanız gerekiyor. İlgilenmeniz gerekiyor. Yani kolay değil. Ama bazı şeyleri öğrendikten sonra, çözdükten sonra yavaş yavaş alışıyorsunuz siz de. Biraz daha kolay gelmeye başlıyor ama ilk başlarda tabii ki biraz zorluk çekebiliyorsunuz. Evet, geçtik. Lokum Medya. Gerçek hayatta tır kullandın mı hiç veya otobüs? Yok, gerçek hayatta hiç tır ya da otobüs kullanmadım. Otobüs deneyimim olacaktı ama olmadı. Küçüktüm o zamanlar. Bir tanıdığımızın Kamil Koç'ta kendi otobüsleri vardı. İstanbul'dan Balıkesir'e falan her seyahatimizde onlar gelip gidiyorduk. Öyle bir olayım olacaktı ama maalesef olmadı. Şu anki yaşlarda olsaydım olurdu ama olmadı. Geçtik. Laskopat. Abi ileride başka oyunlar çekmeyi düşünüyor musun? İsmim Anıl bu arada. Sevgiler, saygılar demiş. Eyvallah baba. İleride başka oyunlar tabii ki çekeriz. Niye çekmeyelim ki? Yeni oyun çıktıkça, böyle hoşumuza giden, bizim beğendiğimiz, sizlerin de beğenebileceği oyunlar oldukça tabii ki çekeriz. Niye çekmeyelim? Hep sabit aynı oyunlara takılacak halimiz yok. Hani ETS'yi sürekli hani daha böyle yoğunlukla çekiyoruz. Geçmişimizden beri hep. Bir yıldır hani biz bu işin içindeyiz YouTube'da. Bu arada bir yıl oldu ya. Yani geçen sene Şubat sonunda başladım ben. Şu anda Mart'ın
10'u oldu bu videoyu çekiyorum, Mart'ın 10'u. Siz bunu Mart'ın 11'inde izliyor olacaksınız. Gerçekten bir yılı bulduk yani. Bir yıldır bu işi yapıyoruz. Yani çekeriz, niye çekmeyelim? Hoşumuza giden güzel oyunlar olduğu sürece çekeriz. Niye çekmeyelim yani? Geçtik. Meczup. Ekibe alımlar nasıl oluyor? 21 yaşındayım, girebilir miyim ekibe demiş. Ekibe alımlar nasıl oluyor? Bakın şimdi onu da şöyle göstereceğim. TheEquipe.com sayfasına girdik. Burada hakkımızda ya, pardon, alım şartlarına geldik. Bakayım size, aynen net olarak gözüküyor. TheEquipe.com alım şartlarına girdiğiniz zaman arkadaşlar, burada ekibe tüm alım şartları yazıyor zaten. Heh, Chrome hata ver, çok güzel. Ekibe tüm alım şartları burada yazıyor arkadaşlar. Buradan biz alım yapacağımız zaman ekibin Facebook sayfasında duyuru yapıyoruz zaten. Sürekli 7/24 alıma gelenleri çekmiyoruz, konuşmuyoruz. Sadece alım yapacağımız zamanlar duyuru yapıyoruz. O süreçte de gelen arkadaşlarımızla konuşuyoruz, görüşüyoruz. Buradaki kuralları baz alarak ekibe alım yapıyoruz. Ya önceden şöyleydi, 25 yaşının altına kesinlikle almıyorduk. Ama şu anda hani şöyle yapıyoruz biraz daha. Konuşması düzgün olur vesaire olur. Yani hiçbir problem yaratmayacak bir şekilde bir karakteri vardır mesela. Konuştuğunuz zaman az çok anlıyorsunuz çünkü insanları. Yani o şekilde ekibe alımlarımızı yapıyoruz. Özellikle mikrofona çok önem veriyoruz arkadaşlar. Çünkü kalabalık bir grubuz biliyorsunuz. Yani hepimiz aynı anda toplandığımız zaman, yani mikrofon problemli olan herhangi bir arkadaşımız olunca bu sefer ne oluyor? Atıyorum 60 kişi bir arada bir konvoy yapıyoruz mesela, atıyorum. Ya da bir GTA oynuyor oluyoruz. Bu sefer ne oluyor? Herkes normal bir şekilde konuşuyor, gayet iyi. Birisinin mikrofonunda bir problem oluyor. Yani 60 kişinin 59 kişisi sadece bir kişi yüzünden rahatsız olmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Kafa ağrıyor, başı ağrıyor yani. Biraz sıkıntı oluyor, problem oluyor. Ses dönmesi oluyor işte. Yok, çatır çutur sesler geliyor. Ya da her konuştuğu zaman bir cızırtı geliyor falan. Ondan dolayı özellikle mikrofona çok dikkat ediyoruz. Onun dışında bu sayfayı okuyabilirsiniz yani. Evet, bunu da geçtik. Yiğit Arda. Direksiyonu kaç TL'ye aldın? Bunu yanlış hatırlamıyorsam geçen videoda sanki cevaplamıştık ama gözümden kaçmış da olabilir. Direksiyonu kaç TL'ye aldın? Ben direksiyonu 1200 TL'ye aldım. İkinci el aldım. Ekipten bir abimizden aldım yani, öyle söyleyeyim. Gayet temiz bir direksiyonu ve güvendiğim bir insan olduğu için ikinci el olarak aldım. Sizler de böyle güvendiğiniz bir insan olur ya da gidip görüp deneyebileceğiniz bir ikinci el direksiyon olursa sizler de o şekilde daha ucuza tabii ki alabilirsiniz. Evet, geçtik. Bilgisayarının parçaları ne? Bu yorumlara da sürekli geliyor. İşte joystick'in ne, mouse'un ne, klavyenin ne vesaire diye. Bakın arkadaşlar, bunun çok kolay bir yöntemi var. Bunu sürekli söylüyorum ama tekrar söyleyeyim. Herhangi bir tane videoma böyle basıyorsunuz. Açıldı mı? Şöyle aşağı indik. Şu bölümde videonun açıklaması, video açıklaması var. Daha fazla göster diyorsunuz. Bakın şurada. Tam benim oraya kamera geliyor ama yine de görürsünüz. Videonun tam altında böyle daha fazla göster dediğiniz zaman benim burada tüm her şeyim yazıyor. İşte mail adresim, Facebook grubumuz, Steam grubumuz, The Ekibin Facebook grubu, Instagram sayfamız vesaire. Burada da hemen altında sistemim yazıyor benim arkadaşlar. Burada benim her şeyim var gördüğünüz gibi. Anakartım, işlemcim, her şeyim yani. Aklınıza ne geliyorsa her şeyi yazdım ben buraya. Çünkü çok fazla yorum geliyor. Her seferinde onları cevaplamaktansa bu şekilde bir yöntem geçen sene buldum, keşfettim. Yani buradan bütün sistemimi benim görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunu da geçtik. Bedir Fatih Taşkaya. YouTube'dan teliften dolayı müzik koymuyorsun. Peki kendi müziklerini kendin yapmayı düşünüyor musun? YouTube'da evet, teliften dolayı her istediğimiz müziği koyamıyoruz yani. Müzik koymuyoruz değil de her istediğimiz müziği koyamıyoruz. Yani mesela dünkü videomuzda, Assetto Corsa videomuzda müzik kullandım. Ama nasıl müzik kullandım? YouTube'un kendisine ait telifsiz müzikler var. O şekilde müzikleri kullanabiliyorsunuz. O müziği indirip videoyu editlerken ya da oyun oynarken herhangi bir şekilde alttan açtığınız zaman video çekerken YouTube'a atacağınız videolarda herhangi telif yemiyorsunuz.
Kendi müziklerini kendin yapmayı düşünüyor musun? Zaten kendi müziklerimi kendim yapıyorum. Ekip jeneriklerini. Herhalde bilmiyorsun Bedir Fatih Taşkaya. Onu da şöyle söyleyeyim. Oynatma listelerinde jenerikler diye bir bölüm var. Oraya tıklayıp 9 tane ekip jenerikleri dinleyebilirsin. Gözlemleyebilirsin sen de. Yani zaten ekibin jeneriklerini ve kendi müziklerimi ben kendim yapıyorum normalde de. Ya benim işim bu. Benim mesleğim bu yani. Evet, geçtik. Oğuzhan Sarıoğlu. ETS'ye yeni bir özellik getirebilsem bu özellik ne olurdu? Seviliyorsun. ETS'ye yeni bir özellik getirebilsem. Yani ilk önce bir grafik motorunu değiştirmeyi düşünürdüm. ETS'ye bu çok gerekiyor. Çünkü çok geride kaldı maalesef. 2012 çıkışlı bir oyun. Üzerinden 6 sene geçti. Öncelikle bir ETS'nin altyapısının değişmesi gerekiyor ki yüksek FPS'ler ve daha iyi görüntü alınabilmesi için. O dönemki görüntülerle mesela Fermat'ın görüntüsünü biliyorsunuz. Unreal Engine falan kullanılıyor motor olarak. Yani Unreal Engine'in bir altyapısıyla ETS'nin güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki çok zordur. Her şey sıfırdan yapılacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten çok zor bir iştir ama yani ben getirebilsem böyle bir özellik, ilk önce bunu getirmeyi planlardım. İkinci olarak da araçtan çıkma, araca binme o olayını yapmak çok isterdim. Daha eğlenceli, daha zevkli olurdu yani, öyle söyleyeyim. Evet, geçtik. Mert Aşılıoğlu. Abi Dragon Force GT nasıl sence? Kullanışı, hissiyatı nasıldı? Dragon Force GT'yi bir 3 sene kadar kullandım. Geçen sene G29'u aldım ben. Dragon Force GT vardı onun öncesinde. Daha önceki takip eden, Twitch'ten falan canlı yayınlarımızı takip eden arkadaşlarımız biliyordur. Dragon Force GT güzel bir direksiyon. Sadece hani H vites yok. Bağlayamıyorsunuz. USB bir tane vites alıp hani bağlamanız gerekiyor. Onu kasaya bağlıyorsunuz. Ekstradan bir pedala daha ihtiyacınız olacak. Çünkü sadece gaz ve fren var. Debriyaj olmadığı için. Ekstradan bir set daha alacaksınız. Direksiyonun USB'si, işte vitesin USB'si, ekstradan hani debriyaj olarak kullanacağınız pedalın USB'si falan derken sadece bir set için 3 tane USB kullanıyorsunuz. Benim değiştirme amacım da oydu hani. Ben H vites biraz da H vitesim olsun istediğim için o şekilde yaptım. Değiştirdim, gittim G29 aldım. Bir de Dragon Force GT'de çok fazla ses çıkıyor. Yani direksiyonu çevirirken, yani biraz sertleştirdiğiniz zaman direksiyonu, dişleri biraz daha sesli G29'a göre. O yüzden de biraz da değiştirmiş oldum ben. Çünkü videolarda görüyorsunuz, mikrofon her şeyi alıyor. Yani sineğin vızıltısını bile alıyor derler ya. Aynı o şekilde olduğu için. Ama Dragon Force GT alınabilecek alt segmentte, yani bütçeniz yoksa alınabilecek en iyi direksiyon. Çünkü bir kere 900 derece ve gerçekten kaliteli bir direksiyon. İnanılmaz güzel bir direksiyondur bence. Yani bu Snoopy tarzı böyle 90 derece, 180 derece vesaire direksiyonlara 150 TL, 200 TL vermektense Dragon Force GT'nin ikinci elleri var. Sıfırları artık tabii ki yok. Yıllar önce hani üretilmiş bir direksiyon ama ikinci eline kesinlikle alabilirsiniz. Temiz, böyle az kullanılmış ya da kullanılmış ama temiz, gayet hiçbir problem olmayan Dragon Force GT'yi alabilirsiniz. Evet, geçtim. Ensar Yeter. Klavye markası ne abi? Daktilo gibi ses çıkarıyor. Baba, klavye markası Motospeed CK104, bakayım. Sizde gözüküyordur herhalde. Klavyem bu arkadaşlar. Mekanik klavye bu. Ben bunu yurt dışından aldım. Banggood diye bir tane site vardı, oradan aldım. Türkiye'de bunların satışı yok. Olan satışlarda kişisel satışlar, yurt dışından getirip üstüne ekstradan bir ücret koyup satıyorlar. Ya ben bunu zamanında 150 TL'ye aldım yani geçen sene. Ama alabilirsiniz yani yurt dışından. Hem ucuz hem de inanılmaz kaliteli bir klavye. Gerçekten çok kullanışlı. Bir kere mekanik klavyeye alıştıktan sonra normal klavyeye geçtiğiniz zaman gerçekten zorluk çekiyorsunuz ve kesinlikle klavyeye dokunmak bile istemiyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki çok sesli. Ha, bunların sessizleri de var. Benimki Blue Switch en sesli modeli. Bunun kırmızı switch'i var, kahverengi switch'i var, işte beyaz switch'i vesaire var. Onlar biraz daha sessiz. Onu araştırıp mekanik klavye alabilirsiniz. Evet, geçtik. Ersan Yıldırım. Abi saygılar, çok merak ediyorum. Araban var mı? Varsa modeli ne? Seviliyorsun abi. Teşekkürler demiş. Eyvallah baba.
Arabam yok. Arabam olmadığı için herhangi bir modeli de yok. Yani bu soruya daha fazla verebileceğim bir cevap da yok şu anda. Arabam yok ama belki ileride olur yani, bilemem. Evet, geçtik. Nice Gaming. YouTube başlarken hangi programları önerirsin? Yani video çekme programı diyorsan, ekran kartını eğer Nvidia ise, Nvidia GeForce GTX serileri kullanıyorsan, Nvidia Shadow Play ile oyun görüntülerini çekmelisin. Çünkü gelmiş geçmiş en iyi bence video çekme programı kendisi. Nvidia Shadow Play ile video çekmeni öneririm. Kendini çekmek istiyorsan kamera vesaire, onun için bir sürü program var. O tamamen sana kalmış. Ben OBS'i kullanıyorum kameraları çekerken. Yani bir kamerayı OBS'le çekiyorum. Bir kamerayı başka bir programla çekiyorum vesaire. Bazen ikisinde OBS ile köşeli. Yani biri sol üst köşeye, birini sağ alt köşeye koyarak böyle çekiyorum. Yani kamera programı o sana kalmış ama ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX serisi kullanıyorsan Shadow Play'i öneririm. Eğer AMD tarzı, AMD'den hiç anlamıyorum. AMD ekran kartı kullanıyorsan OBS'le çekim yapabilirsin yani. Hem kameralarını hem oyun görüntüsünü OBS'le çekim yapabilirsin. OBS gerçekten güzel program, başarılı. Evet, geçtik. Ha, dur bir dakika. Hangi program? Ha, video editlemek için de mesela diyorsan, ben Adobe Premiere Pro kullanıyorum. Yani onu öneririm. Biraz ilk başlangıçta karışık gelebilir ama YouTube'da her şeyini bulabilirsiniz yani, öğrenmek için. Bir sürü video var. Ben de yani bu programı YouTube'dan öğrendim diyebilirim. Yani benim işime yarayacak bölümlerini YouTube'dan öğrendim yani. Evet, geçtik. Hüseyin Ert. Abi, ETS2'de kullandığın grafik modu ne? Bu arada atlamadık değil mi? Heh, tamam. ETS2'de kullandığın grafik modu ne? Valla baba, ismini tam olarak bilmiyorum ama daha önceden videolarımın açıklamasına koymuştum. Geçmiş videolara biraz dönük bakarsan grafik modunu bulabilirsin. İsmini tam olarak hatırlamıyorum ama SvitFX ve Shader mıydı? Onlar var. Ekstradan bir de mod olarak bir grafik daha var. Onu da ekliyorsunuz. Şu anda benim kullandığım grafikleri elde ediyorsunuz. Tabii ben bir de oyunu ultra ayarlarda oynadığım için biraz daha hani görüntüler daha düzgün gözüküyor. Evet, geçtik. Sefa Dikmen. Abi, YouTube Türkiye'den memnun musun? YouTube ile ilgili bir sıkıntı yaşadın mı? Seviliyorsun, severek takip ediyoruz. Kalp kalp. Evet, YouTube Türkiye'den memnun muyum? Yani memnunum herhangi bir... Şimdi YouTube'u yurt dışında kullanıp Türkiye'ye gelmedim. O yüzden yurt dışındaki sistemi bilmiyorum. Sadece yurt dışı olarak şeyi olduğunu biliyorum. Yurt dışında daha yüksek paralar kazanıyorsunuz Türkiye'ye göre. Türkiye'ye bildiğim kadarıyla YouTube'da en düşük ücreti sağlayan bir bölümü Türkiye'de yani. Yurt dışında bildiğim kadarıyla en yüksek bütçeyle sanırım para kazanıyorsunuz YouTube'da. YouTube'la ilgili herhangi bir sıkıntı hiç yaşamadım. Bilmiyorum, hani yaşarsam iletişimim nasıl olur, nasıl bir iletişime geçerim, onların dönüşü ne kadar hızlı olur. Onu bilmediğim için şimdilik memnunum yani, herhangi bir problem yok. Geçtik. Efecan, Emre Bozkurt ile nasıl tanıştın abi? Bunu geçen videomuzda yine söylemiştim. Çok kısa olarak da söyleyeyim. Yani geçen videoda bayağı uzun uzun anlattım. Emre Bozkurt'la nasıl tanıştım? Ekipte tanıştık yani. Ben 2004'te ekibe girdiğim zaman Emre Bozkurt da vardı. Yani ekip daha yeni kurulmuştu. Ben de Facebook sayfalarını buldum. Oradan aralarına katıldım. Yani bir 4 sene önce tanıştık. Geçtik. Faruk Eren Aslan. Soru. Ehliyetin var mı abi? Cevap. Seviliyor. İzleniyorsun. Cevap, soru işareti. Cevap bekliyorum anlamında. Bizim Ferhat da sağ olsun, soruları seçen arkadaşımız Ferhat Aydın'ı biliyorsunuzdur. Faruk Eren Aslan, o kadar kaza yapıyor sence var mıdır demiş. Ehliyetim yok, evet, ben ehliyet almadım. Ehliyet almayı da şimdilik düşünmüyorum. Benim bazı nedenlerim var, ondan dolayı düşünmüyorum. Belki ileride alırım yani. Tamamen şu anda keyfi bir şekilde almıyorum yani ehliyet. Bu arada hani Ferhat cevap vermiş, o kadar kaza yapıyor hani sence var mıdır diye. Tabii ki gerçek araba kullanırken o oyunlarda olduğu gibi tabii ki değil. Olmuyor yani. Olmaz da yani. Evet, bunu da geçtik. Kerim Bekçi. Abi, evcil hayvanın var mı? Varsa gösterir misin? Evcil hayvanım var. Bir köpeğim var benim. 6,5-7 yaşlarında falan bir köpeğim var.
Spaniel Cooker diye geçiyor. İspanyol Cooker olarak da geçiyor. Google'da arayabilirsiniz. Evcil hayvanım var. Yani bir köpeğim var ama benim evimde şu anda durmuyor. Ailemin evinde duruyor. Çünkü işlerim çok yoğun olduğu için ilgilenemiyorum. Hayvanlar da bakım ister. Yani ilgi ister, sevgi ister, sürekli dışarı çıkmak ister. Onların da çok fazla ihtiyacı var çünkü. Maalesef ilgilenemediğim için ailemin evinde duruyor. Ama bazen böyle yer yer benim evime de tabii ki geliyor, gelmiyor değil. Yani ben bakmıyor değilim, ben de bakıyorum ama genellikle ailem de durduğu için ailem bakıyor yani maalesef köpeğime. İşlerim yoğun olmasa kesinlikle evimde olur yani, emin olabilirsiniz bu konuda. Çünkü gerçekten evde bir hayvan beslemek inanılmaz güzel bir şey. İnanılmaz güzel bir şey yani. Geçtik. Burak Kutlu. Abi bana direksiyon set alacak bir yer söyler misin? Saygılar abi, seviliyorsun. Yani direksiyon seti alacak bir yer... Ya bilindik yerlerden alın arkadaşlar. Hani bu Vatan Bilgisayar olabilir, Teknosu olabilir, ne bileyim. Bilindik yerlerden alın. Bilindik bilgisayarcılardan alın. Ya da işte Vatan ya da Teknosa gibi mağazalardan alın. Eğer ikinci el alacaksanız da kesinlikle tanıdığınız birisi olsun ya da işte bu sahibinden gibi sitelerde get açma olayları var. Hani size kargoyu gönderiyor. Siz kargoyu inceliyorsunuz. Herhangi problem yoksa parayı onaylıyorsunuz. O şekilde satın alabilirsiniz ikinci el alacaksanız. Ama sıfır alacaksanız dediğim gibi kesinlikle bilindik yerlerden alın. Evet, geçtik. Mustafa Özmen. Hilmi Baba, ben G29 alacağım. Sence sıfır mı alayım yoksa ikinci el mi alayım? Az önceki sorunun cevabı aslında. Sıfır alacaksan söyle, yani bu tamamen bütçe meselesi. Sıfır almak ya da ikinci el almak. Tabii ki çok temiz bütçen yüksektir ama çok temizini bulursun. İkinci el de alabilirsin. Sıfır mı alayım, ikinci el mi alayım? Ya bence temiz bulursan, hani böyle test edip görebileceğim, böyle test edebileceğim bir yer olursa ya da bir tanıdığındansa ikinci el kesinlikle alabilirsin. Ama kimseye güvenmiyorsan ya da herhangi bir tanıdığın yoksa, deneme şansın yoksa sıfır almanı öneririm tabii ki. Alperen Kepenik. Hilmi abi, Balıkesir'den başka şehirde yaşamak ister miydin? Cevaplarsan sevinirim demiş. Balıkesir'den başka şimdi yaşadığım birden fazla şehir oldu. Şu anda Balıkesir'de yaşıyorum, evet. Ama İstanbul'da yaşamayı gerçekten isterdim. İstanbul bambaşka bir yer. Bir 6 sene İstanbul'da yaşadım ben. Arada sırada sürekli gidip geliyorum. Toplantılarım ya da seminerlerim oluyor. Ama İstanbul'da yaşamayı isterdim. Biraz zor bir şehirdir ama gerçekten inanılmaz güzel, keyifli bir şehirdir. Geçtik. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. ETS-2 modlarını kurulum videosu çeker misin? ETS-2 modlarını kurulum videosu, yani şöyle, bazı modlar var gerçekten biraz zor oluyor kurulumları. Ben kurulum olayını çözdükten sonra genelde o zor olan modların videolarını zaten çekiyorum nasıl kurulacağına dair. Bunu da kanalda bulabilirsin. Biraz böyle geçmişe dönük videolara bakarsan. Daha önceden promosu falan kurulumunu çekmiştim yani. Ama her modunda yani videosu çekilmez. Çünkü çok basit bir şey. Siteden indiriyorsun ya da benim verdiğim linkten indiriyorsun. Mod klasörünü atıyorsun. Oyunu aktif ediyorsun ve giriyorsun oyuna, bu. Yani bunun videosu yok. Bunun videosu çekilmez. Ama zor olan şeylerin videolarını çok talep gelirse çekiyorum. Evet. Geçtik. Samet Peşler. Assetto Corsa ilk başladığında sürdüğün araç nedir abi? Saygılar. Kayseri'ye selamlar. Kayseri'ye selamlar olsun. Bizden. Assetto Corsa'ya başladığında sürdüğün ilk araç. Vallahi hatırlamıyorum ya. Yani Assetto Corsa ilk başladığımda geçen sene, yani 1,5 sene falan oldu, öyle söyleyeyim. Assetto Corsa'ya ben başlayalım oynamaya. Hatırlamıyorum vallahi ilk araç. Vallahi gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. BMW olabilir yani ama hangi modeli, yani kim bilir. Bilmiyorum. Geçtik. Oyun sever. Abi Logitech G29'dan memnun musun? Ben gayet memnunum. Tavsiye de ederim. Ama daha yüksek bütçeniz varsa Thrustmaster modellerini düşünebilirsiniz. Geçtik. Mehmet Ali Toptaş. Abi niye canlı yayın yapmıyorsun? Yapsan çok güzel olur. Seni her zaman izlerim demiş. Bu arada ağzım kurudu. Keşke yanıma bir su falan alsaydım ya. Canlı yayın yapıyordum. Yine yaparım yani. Yapmıyorsun diye bir şey yok. Yani, ya da yapmıyorum diye bir şey yok. Geçen seneden falan bilen arkadaşlarımız vardır. Sürekli canlı yayın yapıyordum ama bu ara işlerim gerçekten çok yoğun arkadaşlar. Hani ben
burada oturup 7/24 oyun oynamıyorum. Bazı arkadaşlarım öyle sanıyor ama benim gerçekten çok fazla işim var. Bu videoları bile o işimin arasında çekiyorum, editliyorum, düzenliyorum vesaire. Çalışırken de videoyu yüklemeye bırakıyorum. Bu arada bir mail geldi. Aynen. Bir takipçimizden. Ona da videodan sonra bir bakarım. Yani yaparız, yine yaparız ama en kısa sürede yapacağım diye bir şey söyleyemem, söz veremem yani. Söylediğim gibi işlerim gerçekten yoğun. Ben bir de akşamları çalıştığım için gündüz de canlı yayın, hafta içi zaten okullar var. Hani sizler de izleyemezsiniz. Hafta sonları da akşamları çalışıyorum ben. Gündüzde canlı yayın yapma ihtimalim maalesef yok. Evet, geçtik. Yasin Hançer. Hilmi Baba, oyunda en sevdiğin, en çok kullanmak istediğin araç. Az önce de söylemiştim bunu. Bu biraz daha benzer bir yorum almış. ETS'den sanırım bahsediyorsun. Scania yani. Scania modellerinin hepsini seviyorum. Benim dede dediğim modeller var. Böyle en eski Scania'lar. Onları da kullanmayı seviyorum. Onun bir üst modeli amca dediğim Scania'lar var. Onları da seviyorum. Bir de yeni hani çıkan Scania'lar var. Gerçekten Scania yani bu oyun tamamen neredeyse Scania üstüne kurulmuş gibi diyebilirim yani. Bütün modlar da hep Scania üstüne yapılıyor çünkü. Evet, geçtik. Kaan Uz. ETS 2 için en çok hangi sitede mod indiriyorsun? Bunu genelde videolarımın açıklamasındaki mod linklerine tıkladığınız zaman göreceksinizdir. Ben hep ETS 2 LT sitesini takip ediyorum. Başka incelediğim siteler de var ama yani çok nadir denk geliyor yani, öyle söyleyeyim. Ya da bir araç bulacağım zaman Google'a yazıyorum, arıyorum. Başka bir site denk geliyor. Oradan indiriyorum. Belli olmuyor. Ama genelde ETS 2 LT sitesini ben kullanıyorum. Sürekli orayı takip ediyorum yani. Evet, geçtik. Anıl Kahraman. Kahraman. Abi aynı dorseleri aynı yere nasıl herkes alabiliyor? Biz 3 kişi daha aynı yere bulamıyoruz. Aynı dorse ve yükten cevaplarsanız sevinirim. Severek izliyorum. Aynı dorseleri nasıl alıyoruz? Aynı yere nasıl yük götürüyoruz? Şimdi hepinizde aynı DLC'lerin bir kere olması lazım. Yani birinizde Fransa DLC'si, birinizde sadece İskandinavya DLC'si olduğu zaman aynı yükleri ya da aynı yolu yapamazsınız. Biz nasıl yapıyoruz bunu? Herkesle aynı DLC olması gerekiyor ki ekibe alım şartlarında zaten bu kurallarımız var. Aynı DLC'ler olacak ki bir tane arkadaşımız bir tane yük alıyor. Yani aracı hazırlıyor, yük alıyor. Rotayı çiziyor. Daha sonradan onu kaydediyor. O profili komple dosya TC ya da herhangi bir yükleme yerine rarlayıp yüklüyor. Ondan sonra onun linkini bize veriyor. Herkes indirip save dosyasını kendi belgelerimdeki profilin içine atıyor. Verdiğimiz profili. Oradan giriş yaptığınız zaman hepiniz aynı yerde, aynı dorsayla, aynı araçta ve aynı rotada başlıyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir tane profil kullanmanız lazım. Aynı profili kullanmanız lazım. Ve aynı DLC'lere sahip olmanız lazım. Eğer aynı DLC'lere sahip değilseniz hepiniz bütün DLC'leri kapatın. O şekilde bir save hazırlayıp birbirinize verin. En mantıklısı bu. Onun dışında başka bir şekilde yapamazsınız yani. Yani aynı rotaya araç bulmanız lazım. Dorse bulmanız lazım. O da biraz zor yani. Geçtik. Mustafa Doğan. Abi hiç tırın veya kamyonun olmasını istedin mi? Yok, istemedim. Yani benim tamam oyunlarda falan sürekli tırdır, kamyondur, otobüstür oynuyoruz ama yani o tarz şeylere ilgim yok benim yani. Yani araçlardan bile hiç anlamam, öyle söyleyeyim. Yani bir arabanın kaputunu açtığınız zaman şu nedir şu nedir diye sorsanız bilmem, emin olabilirsiniz yani. Yani o yüzden bir tırım ya da kamyonumun olmasını hiç istemedim. Geçtik. Red Wings XD. Videolarını hangi programla düzenliyorsun abi? Az önce de söyledim onu. Videolarımı Adobe Premiere Pro ile editliyorum, düzenliyorum ve renderını alıyorum. Hatta size bir örnek göstereyim. Şöyle Premiere Pro'yu açayım. Dünkü videonun şeyini silmedim. Projesini silmedim. Assetto Corsa, Tofaş Doğan projesini silmedim. Onu açayım göstereyim mesela. Şarkıların yerini değiştirmiştim. Tamam. Locate diyelim. Neredeydi onlar? Şuradaydı. Yani şöyle search diyelim. Her yerimi arıyorsun arkadaş.
Benim seçtiğim yeri ara ya. Niye her yeri arıyorsun? Dur, stop search. La burası burası. Buradan seçeceğim, buradan buradan bak buradan. Search. Allah'ım her yeri arıyor. Neyse bunu şey yapalım. Cancel diyelim. Müzikleri de bulmayı versin yani. Müzikleri bulmadığı zaman böyle oluyor zaten. Koyduğum şarkıları. Bakayım sizde nasıl gözüküyor. Aynen. Tam şuraya kamera geliyor. Ama orada zaten pek bir şey yok. Orası da boşluk gibi bir şey. Adobe Premiere Pro kullanıyorum. Gerçekten en profesyonel programlardan bir tanesi. Windows'ta kullanabileceğiniz. Ben bu programı kullanarak tüm editlerimi, düzenlemelerimi, renderlarımı, her şeyimi bu programla yapıyorum. Gayet güzel, kullanışlı ve YouTube'da istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz, yardımı, desteği bulabileceğiniz bir sürü video var. Ben de o videolardan öğrendim. Az önce de söylemiştim zaten. İkinci ekranda da bunun şeyi var tabii. Yani şöyle geleyim mi? Onu da şuraya doğru çekeyim. İkinci ekranında da böyle görüntü var. Burada birinci ekranda düzenlemelerimi yapıp ikinci ekranda da bu görüntüyü takip ediyorum. Neyi nereye koyduğumu, kamerayı nereye oturttuğumu vesaire. Onu da tekrar şöyle alıp oraya programı kapatalım şunu. No diyelim. Geçtik bunu da. Erkal Şanlı. Bu arada yine videomuz bayağı bir uzun oldu. Erkal Şanlı, gerçek bir kırkayak kullanmak ister misin? Cevabın evet olursa bunun için bana ulaşabilirsin. Ya tabii ki kullanmak isterim ama şimdi sana ulaşsam da hani görüşemeyiz. Senin Balıkesir'de olman lazım bunun için. Çünkü ben her aklıma estiğim zaman geliyorum deyip bir yerlere çıkamam. Öyle bir şey olsaydı zaten Nazım'ın tırını kullanmayı istiyordum biliyorsunuz. O da davet etmişti ama hem onun işleri yoğun hem benim işlerim yoğun. Yani o biraz zor bir iş. Eğer Balıkesir'deysen böyle bir güzellik yapabilirsin bana. Ama Balıkesir'deysen dediğim gibi. Evet geçtik. Kuvay Milli. Abi fren pedalındaki kauçuğu aldın mı? Ben alacaktım. Garanti dışı kalıyorum işte. Yapamıyorum. Please cevap ver. Fren pedalındaki kauçuğu ayrı çıkarmadım ben. İlk başlarda biraz zorlanıyorsunuz ama herhangi bir problem teşkil etmiyor. Daha sonradan biraz daha yumuşuyor. İlk sıfır aldığınız zaman biraz sert geliyor ama daha sonradan biraz daha yumuşadığı için ki zaten alışıyorsunuz. O kauçuğu çıkarttığınız zaman da yerine biraz daha onun yumuşağını koymanız gerekiyor. Hiç koymazsanız eğer gaz pedalı gibi aşırı yumuşak oluyor. O yüzden ben çıkartmamanı tavsiye ederim. Alışırsın yani, problem yok. Geçtik. Mehmet Eren Tuğrul. Abi Gold Rush videosu gelmeyecek mi acaba? Gold Rush videosu şimdilik gelmeyecek. Belki ilerleyen zamanlarda gelebilir. Geçtim. Yunus Kamacı. Hiç işte çalıştın mı yoksa hep evde misin? Az önce söyledim ben bunu. Böyle düşünen arkadaşlarımız vardı ya ama. Ben 3-4 farklı iş yapıyorum arkadaşlar. Birisi müzik yazılımı. Korg, Yamaha ve Roland firmaları gibi büyük müzik aleti satan firmalara yurt dışına kapı çalıyor. Firmalara müzik yazılımı yapıyorum, satıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, yaptığım bütün yazılımları dünyayı satıyorum, öyle söyleyeyim. Onun dışında öğretmenlik yapıyorum. Ben müzik öğretmeniyim. Öğretmenlik yapıyorum. Bar programlarım oluyor, konserlerim oluyor, orada çalışıyorum. Hep evde misin derken de şöyle, benim şu anda video çektiğim alan benim home ofisim, yani home stüdyom, öyle söyleyeyim. Burada bütün kayıtlarımı, o yazılımlarımı vesaire her şeyimi burada yapıyorum. Ekstradan oyun videolarımı vesaire de burada çekiyorum. Yani hep evde değilim, öyle söyleyeyim. Evde çok nadir varım. Çalışırken evdeyim evet ama yani öğretmenlik yapıyorum, dışarıdayım. Bar programım oluyor, yani sahnelerim oluyor, konserlerim oluyor, dışarıdayım tabii ki. Benim işim bu değil yani, emin olabilirsin. Geçtik. Hikmet Karaçobanlı. Selamünaleyküm Hilmi abi. GTA 5 HES görevlerine devam etme veya yine ara sıra yarışlar falan çekmek fikrim var mı? Abi biraz düzgün yazı gözünüzü kesin canım çıkıyor okurken. Araya bir virgül virgül koyun. Cevaplarsanız sevinirim. Azerbaycan'dan salam. Ha pardon, Azerbaycan. Pardon. Yani HES görevlerine devam etmeyi düşünmüyorum. Yani onlar biraz sıkıyor gibi geldi bana. Bir 3 bölüm falan çektik biz onlardan. Biraz sıkıyor gibi geldi ama yarışlara falan, böyle daha önceden çektiğimiz yarışlar falan vardı, böyle atlamalı zıplamalı. Onları çekme fikrimiz var. Geçen de hatta ekiple beraber bu mevzuyu konuşmuştuk. Yakın zamanda çekmeyi planlıyorum yani. Geçtim.
Süleyman Hıdır Bozan. Abi YouTuber olmak için minimum sistem gereksinimleri ne olmalıdır? Özellik olarak açıklarsan daha iyi olur. Şimdiden teşekkürler, seviyorsan İlim Baba. Özellik olarak açıklayamam çünkü bu tamamen bütçe meselesidir. Ama minimum olarak düşünmeyeceksin bunu. Orta seviye olarak düşüneceksin. Mesela ben AMD'den hiç anlamam. Intel'den örnek vererek sana söyleyeyim. En az 4. nesil bir i5'in olması lazım. En az, o da sıfırını bulamayacağın için sana 6. nesil ya da 7. nesil ya da 8. nesil i5 almanı öneririm. Ekran kartı olarak da 1050 Ti oyun oynamak için ideal ama hem oyun videoları, yani hem oyun oynayıp hem de videolarını çekeceksen kesinlikle olmaz. Bunun için de minimum bir 6 GB'lık 1060 modeli var Nvidia'nın. Onu sana önerebilirim. RAM'in de 16 GB en az olması lazım. Çünkü videoları çekerken ekran kartın, işlemcin deli gibi yorulacak. Bunun için de çok yüksek RAM'e ihtiyacın olacak. O yüzden en az da 16 GB RAM'in olması gerekiyor. 16 GB yetip artıyor zaten. Ama 8 GB yetmeyecektir. Bunun garantisini verebilirim sana. Evet, geçtik. Ahmet Kazım Erbay. Baba günaydın. Nasılsın? İyi misin? İyisindir inşallah. İyiyim baba. Allah razı olsun. Bir tane yaşadığın anıyı anlatır mısın? Cevaplarsan sevinirim. Seviliyorsun. Allah'a emanet ol. Bir tane yaşadığım anıyı anlatmam için şimdi bir oturup benim bir 10 dakika 15 dakika düşünmem lazım. Bunu belki bir gün bir çektiğim videoda araç kullanırken, yol yaparken falan, böyle sefer yaparken herhangi bir videomuzda, oyunumuzda bunu anlatabilirim. Ama şimdi anlatmaya kalkarsam bayağı uzun zaman geçer. Hem düşün hem anlat falan. Biraz uzar yani. Geçtik. Muhammed Tülek. Abi Gold Rush videosu gelecek mi? Ayrıca Spin Tires Mod Runner çekmeyi düşünüyor musun? Gold Rush videosu az önce söyledim. Şimdilik gelmeyecek ama belki daha sonra. Spin Tires Mod Runner'a sahip değilim. Yani bende yok ama normal Spin Tires var. Belki çekebiliriz. Belli olmaz yani. Kemal Yiğit Güngören. Bir gün bizim için burada oyun arası mini bir müzik ziyafeti verir misin? Rica, ısrar yok demiş. Eyvallah baba. Belki olabilir yani. Şöyle söyleyeyim. Benim size burada yapabileceğim tek şey ya gitar çalmaktır ya da piyano çalmaktır. Hani bir orta ritim açıp üstüne hani çalma olayı yapamam. Benim önümde herhangi bir piyano sesi açıp piyano çalabilirim. Ya da gitar çalabilirim yani. Onun dışında herhangi bir şey yapamam ama sözünü vermeyeyim. Belki yapabiliriz yani, belli olmaz. Evet, geçtim. Hasan Serşe. Abi seninle konvoy yapabilir miyiz bir kere eline? Baba o biraz zor çünkü ben gerçekten vakit bulamıyorum. Hani videoları çekerken bile günde hani bir kere ben oyuna giriyorum. Öyle sabahtan akşama oyun oynamıyorum. Öyle söyleyeyim. Oyuna bile bir kere giriyorum. Hemen videomu çekiyorum. Çıkıyorum, editliyorum, düzenliyorum. Render'ını alıyorum. Ondan sonra YouTube'a yüklerken de bir yandan da çalışmaya hemen başlıyorum. Kendi işlerimi yapmaya başlıyorum. Yani belki yapabiliriz sonra bir takipçilerimizle. Böyle konvoy yapalım deyip bir yerde toplanıp bir yarım saat, bir saat beraber sürebiliriz. Geçtik. Oğuzhan Kılıçkeser. Abi gelecekteki hedeflerin neler? Biraz bahseder misin? Severek takip ediyorum. Seviliyorsun abi. Eyvallah baba. Gelecekteki hedeflerim müzik konusunda daha çok yükselmeyi hedefliyorum tabii ki. Daha iyi yerlere gelmeyi tabii ki istiyorum. Stüdyo olarak yazılımsal yaptığım işler olarak daha iyi ekipmanlar alıp daha fazla çalışarak daha iyi yerlerde daha kaliteli işler yapmayı planlıyorum yani. Geçtim. Emir Yılmaz. Everest fare önerir misin? Ben o markaları pek önermiyorum arkadaşlar. Çok fazla hani kullanmış bir insan değilim ama o tarz markaları önermiyorum. Bunlara para vereceğinizi biraz da hani bütçenizi ayırıp bir Logitech falan, mouse, klavye ya da kulaklıktır vesaire, onları alırsanız ömürlük olur yani, öyle söyleyeyim. Ya tabii hiçbir cihaz ömürlük değildir ama hani Everest fareyi atıyorum bir sene kullanacaksanız Logitech'in bir tane mouse'unu alırsanız 3 sene, 4 sene, belki 5 sene kullanacaksınız yani. Geçtim. Süleyman Alloş. Alloş, bilmiyorum nasıl okunuyor. Ekibe bir şarkı yapmayı düşünüyor musun? Ekip jeneriklerini zaten ben yapıyorum baba. Ekip jeneriklerinin yapımcısı yani, sahibi benim. Yani normal bir sözlü bir şarkı yapmak dersen onun için pek vaktim olmuyor yani. Kendi özelime ayırabileceğim bir vaktim olmuyor. Ama belki ileride olabilir. Oyun askeri. Abi ETS'yi bırakmayı hiç düşündüm. Düşündüysen neden düşündün? Cevaplarsan sevinirim. Seviliyorsun demiş.
Yok, düşünmedim. Niye düşünüyorum ki, ben ETS'yi çok severek oynuyorum yani. Geçtik. Temel Coşkun. Hilmi kardeş, ETS 2 için yeni çıkacak olan harita DLC hakkında ne düşünüyorsun? Öyle bir şey duydum ama hiç incelemedim. Bilmiyorum, onun videosu ilgili bir videosu çekilmiş mi, tanıtımı vesaire, hiç incelemedim. İnceledikten sonra zaten herhangi bir videomda bundan bahsederim zaten ben baba. Geçtim. Salman Mehmet. Abi sen ne zaman mezun oldun? Nereden mezun oldun? Üniversiteden bahsediyorsan ne zaman? 2011 senesinde mezun oldum. Nereden mezun oldun? Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliğinden mezun oldum ben. Geçtim. Zeki Ünal. Abi ETS'de kaç FPS alıyorsun, seviliyorsun? Normal standartta ben 60'a sabitliyorum FPS'imi. 60 FPS alıyorum yani. Ama sabitlemeyi kaldırırsam 110-120 FPS'leri alıyorum ama bu oyunun standardında çok fazla mod yüklediğiniz zaman FPS düşmeye başlıyor. Bir de video çekerken biliyorsunuz, video çekme programları, işte kamera programları, ses kayıt programları falan açtığınız zaman iyice FPS'iniz düşmeye başlıyor. Çünkü ETS'in altyapısı inanılmaz kötü. Geçtim. Serdar Han Tekeli. Öncelikle G29'dan memnun musun? Memnun değil. Sen de hangi özelliklerini sevmiyorsun? Bir de değiştirecek olan hangi direksiyonunda değiştirmek istersin? Az önce G29'dan bahsettim. Memnunum. Ama değiştirecek olsam da ki öyle planlarım var ama yazın ya da yazdan sonra olacak. Direksiyonu değiştireceğim. Thrustmaster almayı planlıyorum. Kısmet olursa inşallah. Taha Kadir. Abi bir adaya gitsen yanına alacağın 3 şey artı hangi oyunu alırdın? Bir adaya düşsem yanıma alacağım 3 şey öncelikle yaşamımı sağlayabileceğim şeyler olur. Yani bu nedir? İşte yiyecektir, sudur ve bir barınma için gereken malzemelerdir. Hangi oyunu alırdın dersen, zaten oyunu oynamam için bilgisayarımı yanımdaysa eğer, zaten o bilgisayarda bütün oyunlarım olacaktır. Yani hangi tek oyununa bunu sınırlayamayız. Kasa ya da bir laptopum varsa yanımda, eğer bir adada bunu kullanabileceksem ben, zaten o geldiği zaman bütün oyunlara da yanında gelmiş olur yani. Geçtim. Kayıp Hasan. Abi YouTube'a başladığında hiç geri bırakmayı düşündün mü? Yok, düşünmedim. Ben gayet memnunum yani. Gidişattan da memnunum. Sizlerden de memnunum yani. Gayet memnunum. Hayır, bırakmayı düşünmedim. Son sorumuz. Valla bayağı uzun oldu. Bakayım. 40 küsür dakika olmuş valla. Yani genel olarak bırakmayı düşünmedim. Evet arkadaşlar, bayağı uzun bir videomuz oldu. Bir önceki, yani bütün soruları cevapladığım için biraz da uzun oldu. Yani daha sonradan yine bir soru cevap videosu yaparız. Benzerlerini seçmemeye çalışıyoruz. Sağ olsun Ferhat kardeşime de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı yolluyorum hatta. Bana bu konuda yardımcı, destek olduğu için. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.